İçerik üreticileri hakkında ve içerik üreticileri için olan Creative Drag Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz TikTok'tan tanıyacağınız kısa skeçler, tatlı skeçler, komik skeçler üreten Selinay Yalçın. Hoş geldin Selinay. Hoş buldum. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Şimdi Selinay Yalçın'ı biz tanıyoruz ama seni tanımayan arkadaşlar için. Kısaca da bahsettik en başta ama... Kendi bir tanıtır mısın? Ne yaparsın? Ne edersin? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Nasıl gidiyor? Biraz uzun bir konu hayatım. Ben 20 yaşındayım. İşte Bahçeşehir Üniversitesi'nde yeni medya okuyorum. Yani okumaya çalışıyorum. Kaçıncı? <laughs> Üçüncü sene falan oldu galiba. Bir işle uğraşmıyorum. Öğrenciyim direkt. Kendi başıma tek başıma yaşıyorum. Videolar çekiyorum. Komik, mizah, tespit videoları çekiyorum. Annemden ilham alarak, annemle kavgalarımdan. Başka Uğraştığım şeyler yok. Okulda <laughs> ya, ne okuyordun? Okulda yeni medya okuyorum. Yeni medya. Hmm. Yani tamamen şu anda yaptığın... Normalde sosyoloji okuyordum. Hmm. Ama sosyal medyaya girdiğimden dolayı... ...yeni medyaya atlayayım dedim. TikTok'a giriş hikayen nasıldı? Eğlence amaçlı mı yoksa ben bunu iş olarak yaparım... ...ben buradan başlayayım, Hayır yüreyim. hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani zaten normalde de para anlamında... ...öyle gelip direkt aklımda para olmadı. Eğlencesine girdim ilk başta. Karantinada zaten ilk TikTok'a cidden TikTok'un kaliteli olduğu zaman karantina dönemiydi. Çünkü başka kitleler de girdi. Önceden slow motion'lar, vurmalı kırmalı hep öyleydi. Karantina birden biz girdik. Daha çok böyle mizaha döndü. Daha çok yazılı videolara döndü. Karantinada eğlencesine girdim. Evet. Ev hapsi olduğu zamanlar. Sonra baktım birkaç videom tuttu. yazılı, mizah videolarım. Sonra devam ettirdim. Düzene bindirdim falan derken. ilk başta annemler falan çok inanmadı hani. ...hoş yapma gerek yok... ...bir şey olmasın okuluna bak falan derken... ...para kazanmaya başladıkça... ...bunun ciddi bir iş olduğunu anladım yani... Evet. ...ama yine de hem eğlenip... ...hem para kazanma üzerine çalışıyorum... ...çünkü direkt para kazanma odaklı olsan... ...para da kazanamıyorsun... ...eğlenemiyorsun da bu hiç sıkıcı yani... ...bir de benim işim mizah... ...ben bunu para için yapamam... <laughs> Ya para için. Tamam para da kazanıyoruz ekstra yani yaptığımız şeylerden dolayı. Peki ailen dedin ya bu işe O girmeye... zaman işte yeni medya geçmeye ikna ettim onları. Normalde ben psikolog olmamı istiyorlardı. O yüzden. Pandemi döneminde dedin. Bu kapandığın ne zaman başladın TikTok'a? Mart ama 2020 Mart. 2020 Mart. Ay 2020 an... mi? 2019. Biz ne zaman gittik? Kantine? Çok oldu. 2 yıl geçti mi skor olalı? Ben, ben de unuttum valla. 2 yıl oldu bence. 2019'dur ya. 2019. 2019. Tamam 2019, 2020. Emin misin? Eminim. Eminim. Ay biz evet, 2020'de geçtik, tamam. 2020'de gittik. Tamam 2020 Mart tamam, o zaman girdi. İlk başlarda sen de biliyorsun TikTok'a ilk girenlere böyle biraz daha şey YouTube'dan daha değersiz mi görülüyor? ya o... Tabii canım TikTok yani çünkü ben TikTok hiç indirmiyordum o sıra. Instagram'dan gördüğüm kadar Instagram'da da hep cringe videolarını atıyorlardı. Ben de çok bilmiyorum ki bence de o zaman cringe TikTok yani şimdi evet. yalan yok. <laughs> Abimle falan hatta diyorduk. Abim diyordu sen evlatlıktan şey kardeşlikten reddederim böyle tiktok girme falan. Yok dedim manyak mısın? Niye ben de. Bir hafta sonra girdim. <gülüyor> dedim <gülüyor> hani arkadaşım e, girmişti. Onunla beraber düet ata ata bir şeyler yaptım. İlk başta şey yaptım böyle. Cidden influencer gibi olmaya çalıştım. Dans ediyorum. Ciddi danslar yapıyorum. Böyle yapmaya çalışıyorum. Onlar tutmadı tabii. Ben işte doğal olmak gerekiyormuş. Ne içinden geliyorsa. Güzel yaptım öyle tuttu. Yani kendin olunca aslında içerik evet, ister evet. istemez tutuyor. Peki şimdi geleyim asıl soruma. Varacağım noktaya geleyim. TikTok'a girdiğinde hani dedin ya. Seni kardeşlikten reddedelim demiş <laughs> evet. abin. Annen baban abin gördü diyelim. Nasıl tepki verdiler? Şimdi şöyle ilk ben. Bir videomla patladım. Böyle bütün Instagram'da falan yayıldı. Babamla bir videom vardı. Mizan videosu. Babam zaten hep arkamdaydı. Destekledi. Evet. Onunla bir videomuz patladı. Bütün akrabalar bilmem. Babam arıyor. Ay, sen de mi ünlü oldun? Şöyle böyle bilmem ne diye. Ondan sonra zaten... Ama annem hala hani... Annem bir... Bir böyle 5-6 ay bekledi. Olmayacak asla. Hala olmayacak falan diye de. Olmayacak derken yani... bundan orada... bir şey kazanamaz. Bunlar ha. bir şey yapamaz. Yani şey TikTok'la bir sıkıntısı yok. Sadece senin bunu iş olarak görmeni istemiyor. Evet evet. Anladığım kadarıyla. Ya bir de böyle işte dans etmek tarzı bir şey. Tabii diyor ki yani mesela annemin de sevdiği şeyler var. Yasem, Yasem Öz var mesela Evet. O da böyle biraz daha şive yapıyor ya o tarz. Onlar zaten hep evli kadınlar falan izliyor. Annem de onlara takık dedi. Hani onlar gibi yaparsan çok iyi olur ben izlerim falan. Zaten hani gelip boş şekilde TikTok'ta ünlü olabilmek de çok kolay bence. Öyle olmadığım için de ailem de bunu bildiği için destekliyorlar tabii yani. Diyor ki hani sen zaten şey yapmıyorsun boş bir iş yapmıyorsun. Evet fikir de düşünüyoruz ayrıca yani gelip direkt telefonu oraya koyup çekmiyorum normalde. Aynen. O zamanki bir videoyu çekme sürenle şu anki videoyu çekme süren aynı mı? Mesela o çok değişti ne biliyor musun? Önceden çünkü benim ne TikTok'ta tanıdığım biri vardı, ne ortam vardı. Hiçbir şeye girmiyordum ve benim bir düzenim vardı. İlk tutmaya başladığı zamanlar her gün düzen olarak 3 tane video atılıyordu saat başı bilmem ne yapıyordum. Şimdi bir ortam oluyor. Giriyorsun bakıyorsun ki TikTok ortamı zaten değişik yani neyse bir şey demiyorum. <laughs> Onlarla takılmaya başladıkça insanlar geliyorlar mesela buraya koyuyorlar. Arkadaş edindiler şey ya. 15 saniyede çekiyorlar videoyu atıyorlar. Sen de buna kapılıyorsun. Abi ben de yaparım. Ben de istiyorum böyle kolay çek. Çek kendini çek at kendini çek at. Beni onunla şey oldum yani düştüm oraya mizah bulmamaya başladım. Fikir gelmemeye başladı. Allah'tan şimdi toparladım. Biraz ortamlardan uzaklaşınca. <laughs> Toparmaya başladım şu anda mesela fikir gelmesi azıcık zor oluyor biraz eskiye nazaran azıcık düzensizim bu konuda çünkü demin... o da şeyin getirdiği hani artık bir kitleye ulaşmışsın ve yine bir şeyler peşindesin de azıcık daha bir koruyorsun düzenini Anladım peki demin şey dedin ya ortamlar tamam. dedin orayı tanımlamıyorum o ortamı nasıl tanımlarsın yani na nasıl bir şey ki o ortam Her telden var ortamda yani her, her telden var Geliyorsun mesela yüzüne diyemiyorsun. Ya çok özür <laughs> <laughs> Hani sen sen nasıl fenomen oldun dediğinde mesela ben de atıyorum şu videomla diyor. Vi gösterdiği video saçma salak kır vurmalı kırmalı video. Ağzını açıp diyemiyorsun hani çünkü ben de TikToker'ım. Evet evet güzel diyoruz. Hep bir sürü insanla tanışıyorum o şekilde. Video çekmek istiyorlar, etkileşim yapmak istiyorlar falan. Öyle öyle işte. O bence o kötü yani. Herkes kendi içeriğini bulup yapmalı. Bir Peki. de çok dedikodu falan oluyor. Yapmayın. Yani. <laughs> yapmayın gerek yok. Şimdi TikTok'a girmeden önce bu, bu alana bakışın nasıldı? Şu anda nasıl? Yani o zaman bir video çekmek çok basit. telefon alıp koyayım vesaire Şu anda farklı şekilde mesela YouTube'a da içerik üretiyorsun aslında. Hı hı. Yani yok, da da var. E, <laughs> o zamanki olaylara bakış açınla şu anki olaylara bakış açısı arasında nasıl farklılıklar var? Daha mı emek harcandığını? Düşünmeye başladın genel olarak. Evet. Ya bence de öyle yani. Ee, ilk başta ben baktım hani ben de çekerim ne olacak falan diyorsun. Zaten şu anda da ben de normal He, çekerim diyorum hala. Ama en çok pis şey olan psikolojim bozulması yorumlardan falan. Şey yani olur olmadık her şey diyebiliyor insanlar. Ağızlarına gelen her şeyi ben de okuyorum orada yani. Psikoloji bozuyor. Sadece psikoloji bozuyor. Yoksa öyle şeyler olmasa insanlar bir burnlarını sokmasa bir şeylere. Ya da mesela atıyorum kötü yarım yapacak diye yapıyor. Ben mesajına cevap vereyim diye yapıyor. Bu yine beni psikolojim bozuyor şimdi. Atıyor bana küfür ediyor. Ben de gülüyorum random atıyorum. O da diyor, abla cevap verdin ya bunun için yapmıştım bilmem ne. Bunlar psikoloji çok bozuyor yapmayın abi. Ben bunları bilmiyordum. Evet. Başka gördüğüm zaman Aa, bunlar ne kadar mutlu ya bilmem ne diyordum. Şu an peki o yorumlarla nasıl başa çıkıyorsun? Sen, sen tak, 18 <laughs> Yaşında girmişsin aslında şu an 20 yaşındaysan 18 yaşında girmişsin yani 18 yaşındaki bir insan bir de tam böyle işte gençliğin şey olduğu zamanlar deli akarkan yani bir strese falan girme durumu bir kendini kötü hissetme depresyona sokma gibi durumlara sebebi var mı? çünkü 2 milyonluk bir takipçi kitlem var diyorsun bu kitleden dediğin gibi küfreden doluyor. Evet. Ne bileyim senin hakkında hiç bilmeden sallayan da aynen, oluyor. Aynen aynen bunlardan bahsediyorum. çok basit bir video çekiyorsun. Arka planında ne olduğundan habersiz insanlar direkt yorum yazıyor. Bu seni nasıl etkiliyor yani? Artık hani zaten mizah yaptığım için normalde de mizahla üzerine gidip yani ben de onunla dalga geçiyorum falan böyle oluyor da sosyal medyada ne olursa olsun her şey unutuluyor. Bir iki güne, üç güne. Sen mesela bir şey sinirlenirsin. Onun üzerine konuşmak yerine Başka bir story atıyorum. Başka bir konu açıyorum story'den. Sonra ne direkt şey? ay arkadaşım orada pardon. <laughs> Sonra direkt zaten onu unutturacak bir şey yapıyorum. Anında DM'ler değişiyor mesela. Bu da bir taktik. <laughs> Kendimi psikolojik ben iyi hissetmek için bir taktik. İnsanlar üstüne yönlendirme yapıyorsun evet, aslında evet, bir nevi. bu en iyisi bu. Eskiden sosyal medyayı bir bakış açın vardır. Yani iş olarak görmüyorsun. <laughs> Dur, herhalde ilk başladığın zamanlar. Şu anda yeni medyaya geçtiğine göre bayağı bu alanda ilerlemek istediğini anlıyorum ben doğru mu? Hı hı. Peki geleceğe yönelik ne düşünüyorsun? Şimdi geldin TikTok'ta şu kadar. YouTube'a da girdin. Instagram'da da zaten aktifsin. Hı hı. Bundan sonra ne planlıyorsun? Ya şimdi şöyle. Bizim TikTok'larım biliyorsunuz hepsi şarkı çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinde bir şarkı olayı var. Ben yani sesim güzel diye söylüyorum. Ortalama ben hani eğitimsiz falanım da. Gelip şarkı yapmak şu an hiç istemiyorum. Çünkü... Gelip şarkıcı olma gibi bir hayalim yok ama hani diyor sanki gelecek için oyunculuğu tercih ederim. Oyunculukla şarkıcılık arasında gidip geliyorum ama oyunculuk dediğimde böyle eceme erkek gibi işte ne bileyim o tarz Ezgi Mola gibi falan. Öyle tarz olsa geleceğimi öyle görüyorum, o yönde görüyorum. Evet. Çünkü şimdi şarkıya girersek ben çıkamam o işin içinden yok Malatya'ya gideceğim Antalya'ya gideceğim şu şeydeyim bu kafedeyim. Ona hiç girmek istemiyorum. Bir cidden bir kaliteli yola girmek istiyorum. Öyle oyunculuk diye düşünüyorum ama eğitim falan işte başlayacağım inşallah. Bakalım. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Şu anda Türkiye'de bir dizide oynamak istesen hangi dizide hangi karakteri oynamak isterdin? Aa, çok zor soru. Düşüneyim. Hadi şimdi şey zamanı var değil mi? Var var. Türk dizisi şu anki ne? Bir dakika. Ya da daha öncesinde de olabilir. Ama bir Türk dizisi olsun. Ben herhalde o camdaki kızın başroldeki var ya Camdaki kız biliyor hmm, musun? Bir, biricik Öyle korku şeylerinde de oynamak isterdim yani Bir de şeylerde mesela atıyorum Aykut Enişte falan oluyor ya Komedi Komedi Orada böyle ne bileyim görümce falan olmak isterdim büyük ihtimalle Tamam ya biraz daha Pisir çıkarayım Peki yurt dışında bir dizi olsaydı? En sevdiğim filmi soruyorsun o zaman. <laughs> Film, dizi, şey de olabilir. Hava Emet Mother tadında bir şey de olabilir. Aa, onlar çok tatlı olabilir aslında. Hava Emet Yormadır'daki. Adını unuttum. Kısa saçlı baba şey. Lili. Lili aynen. Lili olabilirdi. Çok tatlı Fenomen olduğunu anladığın bir an. Bu anın hikayesi var mı? Yani ben tamam olmuşum. İnsanlar beni tanıyor abi. Çok saçma oldu. Cidden. Yani normalde hep böyle mizahla tanınıyorum. Normalde. Ama beni TikTok ortamına bulaştıran ve TikTok ortamının hepsini beni tanıyacağı bir şey oldu. Ee, ben gelip hem dans da ediyorum ya. Dans mizah hepsini yapıyorum. Saçma bir şarkının üzerine yabancı dansları yapıyorum. Yabancı akım dansı. Mesela saçma bir Türk şarkısının üzerine. Evet. Cennetten çiçek gibi mesela. Tamam mı? Öylesine eğleniyorum evde yani. Gitmişler bir kere. <laughs> Sen bunu al akım yap. Cennetten çiçeğin üzerine ben yabancı bir dans yapmıştım. ...bunu bütün TikTok'lar akım haline getir... ...500 bin kişi üstüne video çek... ...aynı dans hareketlerini yap... ...babam dedi ki sen 500 bin kişi aynı dansı mı ettirdin dedi... ...ondan sonra dedim... A -a, dedim. ...o o dedim... ...öyle yani bütün TikTok'lar beni... ...takip etmeye başladı... ...ortamlar takip etmeye başladı falan... ...öyle dedim ki ben herhalde TikTok'ta artık tanınıyorum yani... ...ama mizahlarımla hiç öyle düşünmemiştim. Benim öyle bir sorum vardı bu aslında... ...hiçbir akıma öncülük ettiğini... ...düşünüyor musun diyecektim evet, ki... Evet bu hikaye aslında direkt... Beni hep öyle tanıyorlar. Beni Türk şarkıların üzerine dans, yabancı dans ekleyen kız. Öyle tanıyorlardı saçma sapan. <gülüyor> Ama <gülüyor> mizah da artık daha çok mizah yani. Dans çok çekmiyorum. Çünkü akım geçti be o iş. Yabancı akımlar yapın. Belli dancer falan yapın. Onlar çok iyi. An, böyle düşüyorlar artık zaten. Son zamanlarda hiç böyle yapıp tutan böyle... Türkiye'ye bunu ben yaydım dediğin bir akım vesaire var mı? Şöyle İbrahim Tatlıses'in bir tane işte remix oluyor domdom kurşuna. Evet, evet. Onun da şeyini ben yaptım. O direkt zaten patladı gitti. Onu herkes yapmaya başladı o dansı. Öyle olduğunu düşünüyorum ama şimdi çok saçma bir algoritma var. İbrahim Tatlıses'in bütün eski şarkılarını remixle beraber dans akımı haline getirip insanların hepsine bunu hatırlattım böyle. İbrahim Tatlıses birden şaka kalktı. <laughs> Ondan sonra... Bir şey oldu. İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verecekti yani. Ve evet. beni de biliyorlar. Herkes biliyor. Ve herkes İbrahim Tatlıses'in şarkılarını kullanıyor TikTok'ta. 12 yıl sonra adam konser yapıyor. Boş yani 12 yıllık yapmamış adam konser. Gittim sırf zaten şarkılarını sevdiğim için i̇şte adamın hiçbir bilgim yok. Adamın hayatına dair hiçbir bilgim yok. Bilinçlendim. Böyle bir şey yok. Sen nasıl o adamın konserine gidersin? Siz neredeydiniz? Ben iki yıldır sosyal medyadayım. Neredeydiniz de siz? Dans akımları çıkarken İbrahim Tatlıses'le alakalı. Ben hayatın... Adamın hayatını mı biliyorum sanki o kadar? Hayatında en yediğim gereksiz linçti bu arada. Ne diye linçlediler? yani? İbrahim cidden... Tatlıses önceden yani kadın şiddetiyle alakalı. Ee, ondan dolayı diyorlar işte kadın döven bir Hı -hı. adamı niye tamam. böyle şey yapıyorsun? Cidden hayatıyla bir alakam yok. Ben sadece zaten... Çoğu insan da şarkılarını da dinliyor yani. Şarkılarını severek dinlediğim için konserine de gittim yani. Öyle, böyle diyebilirim İbrahim Tatlıses yani. Benim böyle dans takımı çıkarıp insanlara sunduğum şey. Daha çok o yardım etti. Peki şöyle bir soru sorayım. Böyle bir video hazırlamışsındır. Demişsindir ki bu çektiğim video kesin tutacak. Milyonlar izlenecek. Ya da tam tersi. Hmm. ya yani Öyle 10 saniyede çekip şöyle atmışsındır videoyu. Ama o videoda patlamıştır. Hiç böyle videoların var mı aklında olan? Şöyle. Ya zaten o çok ayrı bir şey. Biz TikTok'ta hala şeyiz. Hani videom tutacak mı tutmayacak mı? Artık hala e, bir kitlem olduğuna çok erişemedim. Yani var ama Instagram için öyle düşünüyorum. Instagram'da cidden e, sabit bir beyni var. Takip eden. Aktif olduğun sürece. Ama TikTok'ta cidden bir bakıyorsun bir gün sen 10 bin 20 bin izlenmişsin. Algoritmada bir sıkıntı var. Her gün o yüzden şey onun mutluluğuna... Bakıyoruz yani öyle 10 saniyede çekip attığım mı yani, öylesine? Öylesine attığın ama patlayan yani 10 saniye değil de çok hiç özenmeden evet, evet, yani bugün anladım. video atayım deyip attığın video var mı? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Peki Hatırlamıyorum. tam tersi olan? İlla ki vardır da öyle çünkü oluyor atıyorum sen bugün diyorsun çekmek istemiyorum öylesine video atıyorsun patlıyor onlar var da. Hangisi? Hatırlamıyorum işte. Ha. Peki şimdi <laughs> algoritma vesaire dedin ya. Şu an 2 milyon takipçi var ama hala TikTok'un algoritmasını çözemedin mi? <laughs> hiç kimse mı? çözemiyor TikTok'un algoritmasını. Böyle mavi tikli falan olduğum için. Bir de böyle e, TikTok yöneticileriyle de öyle konuşmak, sohbetimiz oluyor. Da hala algoritmada bir sıkıntı var anlamıyoruz. Hele Instagram'dan hiç bahsetmiyorum zaten. Hiç direk muhabbet esnasında bunun... Sırrı nedir diye sorması beni. Şöyle sorma mesela biz gereksiz yere mi? ban yiyoruz. Çoğu zaman ihlal yediriyoruz. Niye? Mesela arabada giderken ben sürmüyorum arabayı ve arabada giderken video çekmek istiyorum. Direkt ban atıyorlar. Arabada ban atan TikTok Türkiye. TikTok. Ya otomatik olarak onu şey algılıyor işte. Yani yapay zeka usulü Hı -hı. banlatıyor. Sonra siz konuşup açtırıyorsunuz o zaman. Ya konuşup açılıyor bazıları açamıyor. Bazılarının hesapları gidiyor. 2 3 kere açıyorlar falan öyle çok şey var. Oo. Alatan o konuda ben şey biliyorum artık yani o yüzden arabada video çekmiyorum mesela o şeylerle uğraşmak istemediğim için. Peki bu videoları üretmek için bir motivasyon gerekir. Yani şu an günde kaç tane video atıyorsun? Yani iki en Peki, fazla üç. Peki günde üç video atmak bile bir emek aslında. Bunun için motivasyonun ne? Ne seni? Kalk Selinay bugün de video zamanı geldi. Bir de fikir bulma işi var sende. Evet o çok kötü işte ben yani bir tek TikTok değil Shorts'a da üretiyorum. 5-6 tane fikir bulup atmam gerekiyor videoları. Bu motivasyon şey yani e, ben attığım storyleri her saniye izleyen bir insanım. Bu da arkadaşım. <laughs> Yarım saat boyunca bir ekrana tutup bütün storylerimi izliyorum. Çünkü mesela şöyle oluyor atıyorum story'ye Güldüm güldüm attım. Bu kaldı orada. Bir bakıyorum DM'den de insanlar gülüyor. Bir daha izliyorum bir daha ben de gülüyorum. Bir daha ben de gülüyorum. Bu motive ediyor beni. Normalde işte yine story'de de içerik çıkartıyor gibiyim aslında. Kendimi atıp Direkt story kendi hayatımı göstermiyorum. Yine mizah yapıyorum storylerde. En çok insanların ne düşündüğü hakkında DM'deki sohbetler, muhabbetler onlar benim motivasyonum. Kimse değil. Yani <laughs> Kimse değil. Kendim yani. yapıyorum, kendim gülüyorum olunca ben de motivasyon <laughs> oluşuyor diyorsun. Bir de sanırsam anladığım kadarıyla insanlar güldüğünde de bir şey Evet, yani insanlar yani güldüğü etki, zaten etkileşim almak bir tepki dönüş gelmesi seni mutlu ediyor anladığım kadarıyla. <laughs> Devamını dileriz inşallah. Teşekkürler. Senin gibi sosyal medyaya giriş yapmak isteyen arkadaşlar var diyelim. Sıfırdan başlayacaklar. Nereden başlayacaksınız? TikTok ne? mu? <laughs> Ay. Şaka şaka. Nereden başlasınlar? <laughs> Bana sorarsanız ben yine hala derim yani YouTube'dan başlamak çok zor. Asla YouTube'dan yani sıfırdan başlayamazsın. Instagram'dan başlaman için artık tabii Instagram'da kolaylaştı. Normalde insanlar böyle normal bir video atıp onun patlaması üstüne sayfaların paylaşması bu bana bile hala çok zor geliyor. Instagram'a nasıl patlamışlar diye düşünüyorum yani. Instagram'da şu an realse patlamak mümkün. TikTok'ta da öyle. TikTok'ta zaten yazılı bir video attığınız zaman da kolay oluyor ama onun devamını getirmeniz gerekiyor. Buna haliniz varsa yapmak istiyorsanız bir düzenli olabilir. TikTok'tan başlayabilirsiniz. Instagram'dan da başlayabilirsiniz. Bana sorarsanız en kalitelisi Instagram. Reels'den başlayın. TikTok daha hızlı yükseltmiyor mu sence takipçi TikTok daha sayısına. hızlı yükseltiyor ama mesela şimdi her girdiğim yerde ben TikTok'er olarak çıkıyorum anladın mı? Ya bunda bir sıkıntı yok. İyi TikTok'u TikTok iyi yönlendiren insanlardan biri olduğumu kabul ediyorum kendimce. O yüzden bir sıkıntı etmiyorum ama Instagram'dan patlasaydım sanki daha kaliteli olacakmış gibi geliyor bana. Her zaman. Şu anda iş sponsorluk şeyi alıyorsundur. Hı hı. Instagram'dan patlasaydın daha fazla sponsorluk alırdım. Ya da şey yapardım gibi hissediyor musun? Şu Oyun... an onu bilmiyorum. Çünkü artık reklam, yani markalar bile çoğu zaman TikTok'a reklam veriyor. Ve ben bu olayı da anladım. <laughs> anlamadım. Yani ya şeyden bilmiyorum. dolayı olabilir orası. Ee, shorts'un, reels'in çıkma sebebi TikTok'u YouTube'la şeyin rakip olarak görmesi aslında. Evet. Çünkü insanların uzun video yerine kısa olan videolarda bekleme şeyi Hanım. daha fazlaymış. Yani ben YouTube'da 20 dakikalık bir video izleyebilirim ama TikTok'a girdiğimde yatıyorum yatağa 10 diyorum bir yarım saat izlerken zaten uyurum diyorum bakıyorum saat 3 olmuş evet. gece 3. Aradan 5 saat geçmiş ve ben hala video kaydırma peşindeyim. Çünkü kısa direkt başka birine atlıyorum. Beyin yeniden kendini evet, refreshliyor evet. gibi. Belki o yüzden olabilir. De olabilir evet ama işte dediğim gibi TikTok'ta markalar falan da bayağı reklam veriyorlar. Instagram'dan bilemiyorum bu kadar olur muydu ama Belki de Instagram'da bir trend yol, influencer olabilirdim. <laughs> link atıp, link atıp dururdum. İnsanların genelde sen bir şey yaptığında seni en çok yanlış anladıkları konu ne sence? Hem mesela çoğu şeyi ben atıyorum. Mizah olduğu için her şeyi dalgaya vuruyorum. Atıyorum ben sanki çamaşır atıyorum tamam bunu story'e koyuyorum. Deterjanı koymayı ben bilmiyorum tamam. Deterjanı hiç koymadım ben hayatımda öyle bir şey bilmem. Birinin DM'ini alıyorum diyor ki ben deterjan koymayı unuttun. Hemen böyle koşarak gidiyormuş gibi yapıyorum falan. Mizahını yapıyorum. Herkes de zannediyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Çamaşır Tabii. makinesi kullanmayı bilmiyorum, bulaşık yıkamayı bilmiyorum. Bunların hepsini mizahını yaptığım için böyle azıcık troll davranıyorum. Onu bilmiyorlar o yüzden i̇nsanlar her şeye karışıyorlar. <laughs> ya bir tane şey gördüm ben. <laughs> bir çocuk şey yapıyor. Kendini videoya almış. Ben işte aşı Türkova kaşısını bulan kişi benim. Ve 18 yaşında falan filan diye. Ve birçok insan bunu beğenip alkışlama şeyi yapıyorlar. <laughs> Halbuki tamamen troll manasıyla <laughs> evet. yaydığı bir video. Yani insanlar o yüzden biraz da araştırma aslında... Yani en azından ya da komik video hazırladığını <laughs> anlamaları lazım aslında. Evet. Ama... aslında bir süre işte benimle <laughs> benim storylerimi izle izle artık benim troll bir insan olduğumu biliyor. Mesela sonrasında da bir şey sinirleniyorum DM'den. Bunu söylüyorum söyledi. Herkes diyor ki takma zaten boş ver. Biliyoruz biz seni biliyoruz falan. Onlar daha yeni takip eden insanlar oluyor. Ya da DM'lerine cevap vermemi istedikleri insanlar. Bilmiyorum cevaplamak ister misin ama TikTok'ta senin dışında sence güzel çeken 3 tane TikToker. Ama ne konsepti şimdi? çok Her türlü konsept. konsept. Beğenerek izlediğin 3 kişi. En Aklına... beğendiğim mi? Ay benim en, en beğendiğim 3 kişi. O? Yardım alabiliyor muyum? Joker hakkımı kullanabilir miyim? Kimden Joker isteyeceksin? <laughs> <laughs> ya, ya hep değişiyor zaten. De çünkü bazen <laughs> düzenli olmayıp direkt şey yapıyorlar hani. Bir süre sonra video atmayı kesiyorlar. <laughs> Öyle bana öyle bir insan lazım değil. Sürekli bir evet, evet. insan lazım. Şu an en sevdiğim işte bir Ezer diye bir arkadaşım var. Ben <laughs> onunla arkadaş oldum zaten. O mizah çekiyor. Bayağı videoları falan tutuyor. Benim yanıma taşındı zaten. Bizim oraya taşındı. Ben onu hallederim. Onunla bir sıkıntı yok da. <laughs> Peki trend olarak en hoşuna giden bugüne kadar? Çok, o kadar video çektik ki. Bir tane bir değişim videosu çekmiştim de. Ona, ya böyle bir Rusça bir şarkı. Ona 15 on on kez, 20 kez atmışımdır TikTok. Çünkü kalitesiz gittiği için ona o kadar emek vermiştim ki. Gittim işte bir sürü elbise falan giymiştim. Direkt, ya iki sahne farklı çekilmişti. Ama nasıl kötü hissettim kalitesiz gittiği için falan. O direkt aklımda hep yani. Nasıl kalitesiz gitti derken, yüklenirken? Evet, TikTok'ta öyle bir sorun var. Hmm. Kaliteyi düşürüyor ya, Instagram'da öyle. Öyle Rusça şarkılarla falan seviyorum. Değişim de seviyorum ama şu sıralar az yapıyorum. Çünkü mizah daha çok işime geçiyor. <laughs> Sorularım bu kadar. Bu kadar mı? Aynen. Bitti mi? Senin sor, sorup kendin cevaplamak istediğin bir soru var mı? Hadi kendine bir soru sor. Ben kendim evet. ne, soracağım. Ne, ne sorulmasını isterdin sana? Ne isterdin yani ne anlatmak isterdin? İyi misin? İyiyim. <laughs> i̇yi misin? <laughs> i̇yi misin diye biriniz soruyor musunuz be? Biriniz de iyi misiniz diye sorun. Bugün kahvaltıda ne yedin diye sormayın mesela diyenler. <laughs> Soruyorlar Her şeyi ama. soruyorlar. Ben bak mesela sosis kesiyorum ya. Bunu nasıl kestin? Isırarak mı kestin diyor bir tanesi. Bak yapmayın. Yapmayın iyi misin diye sorun sadece. Ben de iyiyim derim zaten. Ama düşün işte mizahçılara hiç böyle şeyler sormuyorlar. Geceleri ben ağlıyorum. Güldürüyorum sizi gece ağlıyorum ama. Şu an çok böyle damarda şey oldu. <laughs> Böyleydi işte. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Geldiğin için Selinay. O zaman bir Creative Track bölümümüzün daha sonuna geldik. Yine Selinay'ı da zaten e, hem TikTok'ta özellikle, Instagram'da, YouTube'da. Olabilir, her yerdeyim ya ben. Spotify'da da şarkı çıkarttın mı? Sp yok. O, yok o yani. daha var diyorsun. <laughs> Değil o yok. Spotify. Listelerim var. <laughs> Yakında Spotify'da da bulabilirsiniz <laughs> bence diyorum ve bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkürler. Bitti mi?